Faruk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hayırlı akşamlar. Selamun Merhaba. aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Hatta iki sorum olacaktı, özür diliyorum. Peki. Dişi hayvandan kurban olur mu? Soralım. Bir de ikincisi de büyükbaş hayvanlarda diş, kapak atma olayı var. Diş Evet. düşmediği zaman kurban olur mu? Şimdi gittiğimiz zaman, sorduğumuz zaman bu hayvanın dişi düşmedi ama 2 yaşını doldurdu diyor. O hayvandan kurban olurum diye hocamıza bir sorumuz olacaktı. Bir Peki sorumuz Faruk Bey, olacaktı. dua bekleriz sizden. Hayırlı akşamlar diliyorum. Mersin'e selam olsun. Dişi hayvandan kurban olur mu hocam? Evet, kurbanlık hayvanlar sarahaten Hazreti Peygamber hadislerinde belirtmiştir. Bunlar, müsaade edersen ifade etmek Buyurun hocam, isterim. estağfurullah. İşte manda ve sığır cinsi olan hayvanlar, bunların erkeği dişisi, deve ve bir de koyun, keçi gibi küçük baş hayvanlar. Bu hayvanların yeter ki kurbanlık şartlarını taşısın, kurbana mani olan maddi ve manevi engelleri bulunmasın. Bu şartlarını taşıyan hayvanların cinsine bakmaksızın erkeği de dişisi de kurban olabilir. Bizim kitaplarımızda bazen işte diyelim ki küçük baş hayvanların erkeği, büyük baş hayvanların mesela yerine göre dişisi tavsiye edilir gibi. Bunlar tamamen örfi, o günün şartlarına göre verilmiş görüşlerdir. Bu hayvanların yani sığırın mesela 2 yaşını ikmal etmiş olması lazım. Kardeşimiz diyor ki Diğer soru bunun bununla alakalı. belirtisi kapak atma diye tabir edilen o dişlerin çıkmasıdır. Burada kapak atma o bir ölçüdür belki işi bilenler bilirler. Ama eğer hayvanın sahibi, hayvanın efendim gerçek hani doğumunu bilen kişi kameri ay olarak yani 355 gün. diğerinden farklı kameri yıl olarak 2 yaşını ikmal etmişse bu kesin olarak biliniyorsa kapak atmasa da 2 yaşını doldurmuş olur. Çünkü o kapak atmak 2 yaşını Bir belirti. doldurduğunun bir alametidir. Ama eğer yakinen 2 kameri yılı doldurduğu bilinirse ister bunun erkeği olsun ister dişisi olsun bu hayvanlar kurban olurlar. Yeter ki diğer ayıplardan salim olsun. Diğer ayıplar var. Mesela bir gözü görmeyen Evet. veya efendime söyleyeyim Memelerinden bazıları uzuvlarının kör. yarısı ve yarısından fazlası olmayan hayvanlar kurban olmaz.